arkadaşlar. Bugün gene dünyanın bir ucundayız. Yani bir ucunda derken Türkiye'den yaklaşık 10.000 kilometre uzakta bir yerdeyiz. Koh Rong Adası'ndayız. Bu adaya gelme sebebimiz burada ateş, deniz, güneş ve kumsal adı. Yani buna benzer karışık bir festivalden söz ediyorlar. Aslında biz buraya geldik, tatile gelmiştik. Bu festivallerde olayın içinde bulduk kendimizi. Herhangi bir ücret ödemeden buna dahil olabiliyorsunuz. Biz öyle herhangi bir giriş için bir ücret ödemedik, öyle bir şey yok. Özel bir burası plaj, özel bir alan. Buna rağmen her şey burada biraz açık yani böyle pek parayla pul işte yok insanlara. Şu arkamda gördüklerim bu akşam bir show başlayacak, ateş show, ateşleri döndürüyorlar falan. Onların eğitimini, hazırlıklarını yapıyorlar. Arkada gördüğünüz o sahne olan yerde, sahnede işte müzik çalıyor. İnsanlar burada dans edip eğleniyorlar. Birçok aktivite var. Burada işte insanlar burada denize giriyorlar, eğleniyorlar. Yukarıda bir kafe, restoran, bar var. Şurayı gösterelim. Şurada güzel bir kafe, restoran, bar var. Yani orada oturup yemeğinizi yiyor, yemeklerini yiyor insanlar, eğleniyorlar. Biz şu yukarıdaki bungalovlardan birinde kalıyoruz. Şurada küçük bir renkli bungalov var, onu gösterelim. Ya o bungalovda, ona benzer bungalov var, yukarıda kalıyoruz. Onun da görüntüleri var elimde. Ama söylemek istediğim şuydu, burası akşam benim bu akşam. Çok heyecanlı, çok ateşli, çok alevli, çok güzel görüntüler olacak. Bugün Mart'ın 1'i, bu akşam tam bir dolunay olacak. Yani full moon dedikleri dolunay olacak. Dolunay olduğu için de bu akşam sular tamamen çekilmeye başladı. Sular aslında şu benim bulduğum yerde. Sular buradaydı. Bu sular geri çekilmeye başladı. Geceleyin saat işte 12'de 1'de o saatte ay tamamen gökte olacak. Dolunay olacak. Şurada artık tepecikler çıkacak. Yani şu çekilecek. Şurada küçük bir havuz göreceksiniz. Havuzun arkasında küçük tepecikler olacak. Onları ben daha önce görüntülemiştim. Onları da işte videonun bazı kısımları onları ayarlarına koyacağım. Ama bu videonun bölümünde söylemek istediğim en önemli şey buradaki ateş festivali, bu heyecanlı akşam. Tabii bunlar bir müzik eşliğinde yapılıyor. İşte orada DJ'ler çalacak ama geceleri çekim yaparken pek güzel görüntü alamıyoruz diyor. Onları geceye pek güvenmediğim için bilmeyeceğim bir ön çalışma yaptım size. Şurada sahne var, şurada satıcılar var. Şöyle gidelim. Gel evladım, gel böyle gel. Burada bir pazar yeri kuruldu. Onları da yakından size göstereceğim. Pazar yerinde satışlar yapılıyor, satış yapılıyor. Orada işte hediyelik eşyalar var. Bu ateşlerle yapılan şeylerin malzemeleri var. Buradaki insanların varlığını tanıyoruz, arkadaş olduk. Onlar da sizden ayrıca festival içindeki çarşı, pazar, satılan ürünler diye size o bölümü öyle göstereceğim. Ama genel anlamıyla şu andaki hava bu. Enerji gayet yüksek. İnsanlar çok neşeli, heyecanlı akşamlar başlıyor. Bunların hepsi profesyonel ateş oyunları yapan insanlar değil. Bunların çoğu bu kampa katılmaktaki amaçlarından bazıları da bunu öğrenmek, nasıl yapıldığını öğrenmek. Bizim bunlarla hiç alakamız yok. Biz sadece burada görüntülenmek için bulunuyoruz. Çünkü öyle şeyler bilmiyoruz. Saç sakalımız var. Ateş mateş bizi yakar. Yanlış olmasın. Ortam bu. Bunları görmeniz istedim. Bir de bu meccezi olayı çok enteresan. Sular anormal yerde çekiliyor. Anormal demeyelim. Yani doğasında var bu işin. Çekiliyor. Ben burada sözlerimi toparlıyorum. Bunun bir de gece bölümü olacak. Ufak antrenman onlar da parça parça video olarak koyacağım. Sizinle paylaşacağım. Daha sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu. Sevgiler, saygılar. Koh Rong'dan yeniden iyi bir de görüşmek üzere. Hey kameraman sen ne sıralı? Hop o da acayip yine de bir selam verdi. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sen şurayı göstermeye devam et.